Herkese merhaba. Bugün yerli filament üreticilerimizden olan CCF markasının filamentlerini inceleyeceğim. CCF Filament 2019 yılında Kasa Yazılım firması tarafından kuruldu. Yaklaşık 1,5 yıl süren ham madde araştırmaları ve ürün geliştirmelerinin ardından 2020 yılında filament üretimine başladı. Firma kısa süre içerisinde kullandığı A sınıfı ham maddeler ve yüksek standartlardaki üretim kalitesiyle adından söz ettirmeye başladı. Yurt içindeki satışlarını arttırdı ve hatta İtalya ve Fransa başta olmak üzere ihracat yapmaya başladı. Ben de firmayı uzun zamandır biliyor ve takip ediyorum. Denemek istediğim filament markalarından bir tanesiydi ve 3 boyutlu yazıcı camiasının yakından tanıdığı Tayfun Kızıltaş, namı değer 3D Doktor ve CCF Filament sponsorluğunda artık filamentlerini inceleme ve sonuçları da size gösterme şansım oldu. Ben 3 boyutlu yazıcı kullanıcılarının en fazla kullandığı PLA, PETK ve ABS filamentlerini kullanarak testlerimi gerçekleştirdim. Ancak ürün gamı sadece bunlardan ibaret değil, sitelerinde ASA, TPU, HIPS ve ahşap katkılı filamentler de bulunuyor. Aldığım baskılara geçmeden önce ürünün kutusu ve görünüşüne bir bakalım. Filament görmeye alışık olduğumuz standart tasarıma sahip bir kutu içerisinde geliyor. Kutunun yanında alınan malzeme ile ilgili bilgiler yer alıyor. Burada gördüğünüz lot numarası önemli çünkü aldığınız filamente özel bazı bilgilere ulaşmanızı sağlıyor. Örneğin kutuyu açtığımızda aynı numarayı kutu içerisinde de görüyoruz. Bu serideki 7 numaralı filament benim kullandığımmış örneğin. Altında da 7 numaralı bu makaraya sarılmış filamentin 0'dan 340 metreye kadar uzanan çap grafiğini görüyoruz. Hemen sağ altında ise filamentin üretim tarihini görebilirsiniz. Filament vakumlu ambalajında geliyor ve içinde oldukça büyük bir silika jel bulunuyor. Silika jelin büyük olması güzel, bu filamentimizi daha uzun bir süre nemden koruyacaktır. Yine filamentin üzerinde de baskı değerlerini ve makarada kaç metre filament kaldığını da görebiliyoruz. Bunlar kutu ve makara üzerinden görebildiğimiz detaylar. Diyelim ki size daha fazla teknik bilgi gerekiyor. CCF filamentlerin teknik bilgilerini de sitesinde bizimle paylaşmış. Buradaki e-kataloğa baktığımızda ürünlerin yoğunluğunu, yumuşama sıcaklığını, gerilim direncini, kuvvet direncini, kopmadan ne kadar uzayabildiğini ve darbe dayanımı gibi bilgilere ulaşmamız mümkün oluyor. Ara sıra gene teknik detaylara değineceğim bazı noktalar olacak ama şimdilik biz bunları bir kenara koyalım ve ilk başta baskısını aldığım test modelleriyle incelemeye başlayalım. İlk baskı inceleme videolarının olmazsa olmazı Benchi Tekne modeli. Bu model bize yüzey kalitesi, dik açılardaki olası sarkmalar ve ipliklenme gibi konularda fikir verebiliyor. Gördüğünüz gibi bu söylediğim problemlerin hiçbiri yüzeyde yok. Katmanlar gayet düzgün bir şekilde iş
işlenmiş, desteksiz basılan kapı pencere gibi noktalarda bir sarkma yok. Elimden geldiğince katman kalitesini size gösterebilmek adına modeli yakından da çekmeye çalışacağım. İkinci baskın bir ipliklenme testi. Karşılıklı iki tane sivri uç bulunuyor. Olası en fazla ipliklenme bu tarz modellerde oluyor. Ancak gördüğünüz gibi ipliklenme neredeyse yok. En üstte çok çok ince bir parça vardı. O da modeli daha tabladan ayırırken kendi kendine kopmuş. Onu da videoyu izlerken fark ettim. Size de ağır çekimde göstermeye çalışacağım. Zaten buna da bir ipliklenme problemi dersek hem yazıcıya hem de filamente haksızlık yapmış oluruz. Herhangi bir problemin yaşanmadığı gayet güzel bir test modeli oldu. Son test modeli de bir açı testi. Bu modelde desteksiz 30, 45, 60 ve 70 derecelerde oluşabilecek sarkmaları gözlemliyoruz. Üst kısmına baktığımızda yüzey tamamıyla pürüzsüz ve güzel gözüküyor. Alt kısımda da durum çok farklı değil. 60 dereceye geldikten sonra hafif çizgiler oluşmaya başlamış. Ancak en ufak bir sarkma yok. Bunun aldığım en başarılı açı testlerinden bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Ufak test modellerinin baskıları bittikten sonra özellikle şu noktayı belirtmek istiyorum. Bazen izleyenlerden şu tarz yorumlar alabiliyorum. Hani bu yaptığın testler senin filamentle alakalı değil, yazıcıyla alakalı diye. Bunun kısmen haklı bir yorum olduğunu söyleyebilirim. Ancak baskı kalitesi bir bütündür. O nedenle bunu sadece yazıcıyla ilişkilendirmek doğru olmaz. Örneğin yaptığım bu testlerde özellikle yazıcının soğutucu ünitesi kaliteli olmalı. Kullandığınız nozül yine aynı şekilde ve işin olmazsa olmazı yine filamentiniz de kaliteli olmalı ki bunlar birleştirdiğinde kaliteli bir baskı ortaya çıkarma ihtimaliniz de artsın. Kullandığınız dilimleme yazılımı ve verdiğiniz baskı ayarları ise apayrı bir konu. Bu söylediklerimden bir tanesi dahi aksarsa bu da aldığınız baskıların kalitesine olumsuz anlamda etki edebilir. Ben burada verdiğim ayarlardan, yazıcımın kalitesinden, kullandığım nozülün kalitesinden zaten emindim. Bunların haricinde de geriye tek bir tane özne kalıyordu. O da filament. O nedenle yaptığım testler yazıcıyla alakalı olduğu kadar aynı zamanda filament ile de alakalıdır. Aklında soru işareti oluşanlar için arada ufak bir açıklama yapmak istedim. Şimdi PLA baskılarla devam ediyoruz. Bu gördüğünüz bir vazo modeli. Böyle dalgalı, spiral bir tasarımı var. Bu tarz vazo modelleri çoğu zaman 3 boyutlu yazıcılar için basması kolay, basit modellerdir. Ancak yüzey kalitesi hakkında bize fikir verebilir. Gördüğünüz gibi burada da yüzey kalitesi son derece başarılı. Katmanların düzgün serildiği oldukça güzel bir baskı olmuş. Vazo modelinden çok daha detaylı bir baskıya geçerim. Bir Mandalorian büstü. Üzerinde birçok farklı noktayı gözlemleyebileceğimiz detaylar bulunuyor. Örneğin ön kısımda bulunan sivri yerler. Bu tarz noktaların uç kısımlarında yapısal bozulma ve ipliklenmeler olabiliyor. Ancak bu model çok güzel çıkmış. Hiçbir problem yok. Yine bu kısmın sağ ve sol yanında birbirinden ayrı ayrı duran küçük silahlar var. Bunlar da düzgün bir şekilde çıkmış. Yapısal bir bozulma yok. Alt kısımlarında hafif sarkma var. Bu da çok doğal. Çünkü burada gördüğünüz kısımlar desteksiz basıldı ve direkt 85-90 derecelik bir açı var. Göğüs kısmına baktığımızda yine detaylar gayet güzel çıkmış. Bu hızlı bir baskıydı. Dış duvarlar 200, iç duvar ve dolgular 300 mm bölü saniye hızla alındı. Hızlı bir baskıda da filamentin sonuçlarını görmek istemiştim. O nedenle belki çok hafif titreşim etkilerini fark edebilirsiniz. Omzunun ve kaskının altında çok dik açılar var. Bu kısımlar desteksiz basıldı ve sarkmalar neredeyse yok denecek kadar az. Yazıcı soğutmasının haricinde düşük sıcaklıkta hızlı baskı alınabiliyor olması da bu sarkmalar için bir avantaj sağlıyor. Arkasındaki pelerin dokulu bir kumaştan. Katmanlar güzel gözüküyor. Dokular da gayet güzel çıkmış. Yine kaskındaki pürüzsüz yerler de çok güzel. 90 derecelik dik açı yapan ufak kısımlarda az miktarda sarkma olmuş. Güzel bir test modeliydi. Hem böyle dik açılarda hem de sivri noktalardaki performansı görmüş olduk. Hem de pürüzsüz yüzeylerin nasıl çıktığını. Sonraki model benim favori modellerimden biri. Wednesday dizisinin Shay karakteri. Model gayet güzel basılmış. Katmanlarda en ufak bir kusur yok. Elin üzerindeki damarlar, dikişler ve izler çok net ve güzel çıkmış. Elin iç kısmına baktığımızda da katmanların gene çok güzel serildiğini, hiçbir hata olmadığını görebiliyoruz. Bu da yine hızlı baskılarımdan bir tanesiydi. 200 mm bölü saniye hızla baskı alındı. Artık filamentleri de hızlı baskılarda test etmek gerekiyor. Çünkü yeni çıkan birçok yazıcı artık hızlı baskı alabilme özelliğine de sahip oluyor. O nedenle filamentlerin de bu hızlara yetişebilmesi önemli. Ve PLA ile aldığım son baskı Orta Dünya evreninden geliyor. Bir ork lideri Azog. Alt kaide gövde ve kafadan oluşan çok parçalı bir baskı. Kaide keskin ve düz hatlara sahip.
sahip geometrik bir yapı. Katmanlar güzel, tüm yüzeyler temiz, köşeler keskin çıkmış. Özellikle üst yüzeylerin kalitesi çok çok iyi. En ufak bir iz gözükmüyor. Oldukça pürüzsüz. Burada tabii ki yazıcının tabla seviyelemesi ve nozülün etkisi de büyük. Gövde üzerindeki katmanlar da çok iyi serilmiş. Vücudundaki derin izler de, bir doku bulunmayan kısımlar da güzel çıkmış. Bu baskı gördüğünüz bu pozisyonda basıldı. Yan taraftaki düz yüzey gayet güzel çıkmış. Ancak dik açı yapan kısımlarda az miktarda sarkma olmuş. Yine az miktarda sarkma dik açı yapan kulaklarında da var. Onun haricinde kafa bölgesinde hiçbir hata gözükmüyor. Detaylar ve yüzey kalitesi çok çok başarılı. Ben özellikle bu ten rengi PLA'yı çok sevdim. Yani hem renk olarak hem de katman kalitesi ya da olası baskı hataları net olarak gözlemlenebildiği için bununla ilgili yorum yapmak ve size aktarmak da daha kolaydı. İlk defa CCF filament alacaklara önce ten rengini denemelerini tavsiye ederim. CCF renkler konusunda da oldukça hassas davranıyor. Örneğin PLA gıda ile temasa uygun bir malzemedir. Ancak ham madde kadar kullanılan renklendirici boya da önemlidir. Firma bu noktada da Roche standartlarına uygun bir şekilde filamenti gıda ile temasa uygun boyalarla renklendiriyor. Örneğin sizin gıda ile temasa uygunluk belgesine ihtiyacınız var. Firmadan ürününüzle ilgili bu belgeyi talep ettiğinizde size gönderiyorlar. Bence kaliteyi ayrıntılar belirler. Bu da o güzel ayrıntılardan bir tanesi. Renk homojenliği de ayrı önemli noktalardan bir tanesi bence. Bazı filamentlerde katmanlar arasında böyle açıklı koyulu ton farklılıkları olduğunu görürsünüz. Ben aldığım baskıların hiçbir tanesinde böyle bir şey yaşamadım. Aldığım baskılar burada gördüklerinizden de ibaret değildi. Bu süreç esnasında kişisel kullanımlarımda da CCF filamenti tercih ettim ve hiçbir baskıda böyle bir problemle karşılaşmadım. Sanırım yeterince PLA baskı gördük. Şimdi PETG ile aldığım iki tane işlevsel baskıyla incelemeye devam edelim. Bu gördüğünüz Dremel tarzı el motorları için kullanılan bir düzenleme parçası. Zımpara, delme uçları gibi parçaları üzerine yerleştirebiliyorsunuz. Özellikle ufak atölye ya da hobi masanızda iyi iş görebilir. Yüzey kalitesi oldukça başarılı. En üst yüzey PLA'ya göre daha pürüzlü gözükse de hala iyi seviyede. Şu gördüğünüz iki ufak dikey parça arasında az miktarda ipliklenme olmuştu aslında. Ama ben baskıdan hemen sonra istemsiz bir şekilde elimle onları koparıverdim. Yüzeyine de zaten olumsuz bir etkisi olmadı. Onun haricinde zaten modelde herhangi bir hata bulunmuyor. Bir diğer PETG malzeme K1 ve K1 Max için kullanılabilecek bir parça. Bu cihazların arkasında bir kasa havalandırma fanı bulunuyor. Eğer isterseniz bu fana benim bastığım gibi bir aparat yardımıyla bir havalandırma borusu entegre edebiliyor ve hava çıkışını bir hava temizleyicisine ya da pencereye verebiliyorsunuz. Model çok temiz çıkmış, yüzeyler gayet başarılı. Verilen ayarlarla alakalı belki biraz iç dolgu izleri dışarıdan hafif gözüküyor olabilir. Fotoğraflarda ya da videoda gözüküp gözükmeyeceğinden çok emin değilim. Bunun filamentle herhangi bir ilgisi yok. Genel olarak oldukça başarılı bir baskı olduğunu söylemeliyim. Ben PETG malzemeden böyle kötü kokuyu dışarıya atmak için yardımcı bir aparat baskısı aldım, ancak aklınızda şöyle bir soru işareti olmasın. Ne PETG malzemede ne de birazdan inceleyeceğimiz ABS malzemede öyle çok yoğun bir koku olmadı. Tabi burada tam kapalı kasa bir yazıcı kullanıyor olmam da bir avantajdı. Kullandığınız malzemede koku olsun olmasın, özellikle ABS, ASA gibi malzemelerde baskı alırken bulunduğunuz ortamı ara ara havalandırmayı unutmayın. Bu sağlığınız açısından daha iyi olacaktır. İlk defa PLA alacaklara şu ten rengini önermiştim. PETG alacaklar renginden bağımsız olarak hiç düşünmesin. Gerçekten taş gibi bir PETG yapmışlar. Özellikle işlevsel ve sağlamlık isteyen parçalar yapacaksanız bu PETG'yi denemenizi tavsiye ederim. Deneyin, pişman olmazsınız. Hatta denedikten sonra gelir bu incelemenin altına sağ ol senin tavsiyenle almıştık teşekkür ederiz bile dersiniz. Kullandığım en iyi PETG filamentlerden bir tanesinin CCF olduğunu söyleyebilirim. Son modeller ABS. Bu bir depolama ünitesi, bir kutu. Gövde ve kapaktan iki parça halinde aldığım baskının yüzey kalitesi çok başarılı. Hafif açılı olan kısımlarda bir bozulma, bir sarkma olmamış. ABS baskı alırken hem yazıcıyı tam kapalı hale getirdiğimden hem de fanlar çalışmadığından bazen hafif açılarda bile sarkma olabiliyor. Burada yok. Kapakta ve kutuda üst yüzeyler çok pürüzsüz çıkmış. Aynı PLA'da olduğu gibi ABS yüzey kalitesi de
son derece başarılı. Ve son baskıya geldik. Yine kendime çalıştığım baskılardan bir tanesi. Bu kapsül kahvelerin kutularını koyabileceğiniz bir aparat. Nespresso marka kahve kutuları için uygun olarak tasarlanmış. Kahve makinamızın yanına pratik bir aparat oldu. Baskının katmanları çok düzgün gözüküyor. Üzerinde hiçbir kusur yok. Yine iç kısımdaki parçaya ve üst yüzeylere de baktığımızda herhangi bir problem olmadığını ve gayet pürüzsüz düzgün bir baskı olduğunu görebiliyoruz. Benim için oldukça kullanışlı bir parça oldu. Rengini de beğendim. Ama bir de böyle beyaz renkle bir deneme daha yapacağım sanırım. Merak edenleriniz olursa bu kahve makinesinin incelemesini de yeni teknoloji kanalım Dene de Görelim'de yayınladım. İsteyenler açıklama bölümünden Dene de Görelim kanal linkine de ulaşabilir. Ben genel olarak bu filamentleri beğendim. Katman kaliteleri, renk homojenliği gayet güzel. Firmanın ürünlere ait teknik bazı bilgileri paylaşmaları da iyi olmuş. Belki standart kullanıcılar ya da hobi kullanıcıları için bu çok fazla bir anlam ifade etmeyebilir. Ama teknik detaya ihtiyaç duyan profesyonel kullanıcılar için bunları paylaşmış olmaları önemli. Firma çap tutarlılığı konusunda da oldukça ciddi. Bunu zaten makaraya özel bir çap grafiğini kutunun içerisine koyarak göster ama dahası da var. CCF filament olması gerektiği gibi üretim esnasında filamentin çapını lazerle ölçüyor ve artı eksi 0.05 milimetreden daha fazla bir genişleme ya da incelme olursa üretim hattı anında duruyor ve olası bir çap probleminin de önüne geçiliyor. Diyelim ki siz bir problem yaşadınız, işte o seri numarası o zaman devreye giriyor. Çünkü firma geriye dönük izlenebilir bir sistem kurmuş. Sizin makaranızın üretimine bakıp üretim esnasında bir ısı sapması ya da bir çap sapması olmuş mu bunu kontrol ediyor. Eğer üretimde bir hata varsa ürünü geri iade alıyor ya da yenisiyle değiştiriyor. Sanırım üreticinin malının arkasında durması da tam olarak böyle oluyor. Çap konusundaki iddialarını bir de ben test etmek istedim. Ve filamentleri farklı 50 noktadan hassas kumpasla ölçtüm. Burada el yordamıyla bir ölçüm yapılacağından filamenti ezmeden doğru ölçümü yapabilmek için özellikle dikkatli davrandım. Sonuçlar bizimle paylaşıldığı gibi artı eksi 0.05 milimetrelik bir değeri geçmiyor. Hatta ben bu kadar bir sapma ile dahi karşılaşmadım. Bence çap konusundaki iddialarını daha bile geliştirip sapma oranlarını aşağıya çekebilirler. Zaten bunu baskılarında da gördük. Çapta dalgalanma ne kadar fazla olursa bozulan yüzeyler de o kadar artardı. Ancak benim baskılarımda böyle bir sorun olmadı. Biz kullanıcılar olarak neye bakıyoruz? Malzeme kaliteli mi? Öyle yüzeyde bir bozulmaya neden oluyor mu? Nozül tıkıyor mu? Renkler homojen mi? Bir sıkıntı olunca firma bana destek sağlıyor mu? Ürünün fiyatı ne kadar? Fiyatına göre performans oranı ne seviyede iyi? Ben baktığımda CCF filamentin bu şartları sağladığını görebiliyorum. Umarım kaliteden ödün vermeden hatta daha da arttırarak üretimlerine devam ederler. Hem iç piyasada daha fazla kişiye ulaşırlar hem de ihracatlarını arttırarak üretime ve ülke ekonomisine katkıda bulunurlar. Benim denediğim ürünler ve firma hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Gönül rahatlığıyla size önerebilirim. Bu üründen eğer almak isterseniz aşağıdaki açıklama bölümüne ürün linklerini ekledim. Eğer siz de bir CCF filament kullanıcısıysanız ya da bu videodan sonra deneyip bir tane kullandıysanız lütfen tecrübelerinizi yorum bölümünde bizlerle paylaşın. Çünkü kullanıcı tecrübeleri her zaman çok önemli ve çok kıymetlidir. O nedenle yorumlarınızı bekliyorum. Yazıcınız ve filamentiniz sorunsuz, baskılarınız kusursuz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.